Selamlar arkadaşlar, ben Eren Alkış. Selamlar arkadaşlar, ben Eren Alkış. Yeni bir video ile karşınızdayım. Photoshop ve Illustrator sıkça karşılaştırılan iki program. Bu videoda hangi durumda hangi program kullanılmalı, beraber bunu öğreneceğiz. İlk olarak programların en temel özelliklerinden bahsedelim. Sol kısımda görmüş olduğunuz Photoshop raster, yani piksel tabanlı bir program. Ekranda da görüyorsunuz zaten. Zoom yaptığınız zaman da piksellere daha da yaklaşıp daha da fazlalaştığını göreceksiniz. Bu programda daha çok fotoğraf düzenleme ve dijital boyama gibi çalışmaları yapıyoruz. Sağ kısımda gördüğünüz Illustrator da vektör tabanlı bir program. Bu programı da daha çok logo çizimleri, illüstrasyon çizimleri veya ikon çizimlerinde kullanıyoruz. Şimdi örnek olarak her iki programda da aynı çizimi yapalım ve nasıl sonuçlar verdiğini birlikte görelim. Sol kısımda Photoshop'ta mesela elips tool'u alıyorum ve ekranın ortasına bir tane daire çiziyorum. Daire çizdikten sonra fill kısmını kapatıp sadece stroke veriyorum. Yani çizgi kalınlığı. Hatta daha belirgin olması için birazcık daha arttırayım. Şöyle 100 yapalım, daha kalın bir şekilde görünsün. Şimdi benzer bir çizimi Illustrator içerisinde yapalım. Yine elips tool'u alıyorum. Aynı şekilde fill değerini kapatıyorum ve yine çizgi kalınlığını da kalın vermeye çalışıyorum. Şimdi her ikisine de zoom yaparak nasıl farklar olduğunu görelim. İlk olarak Photoshop'takine yakınlaşabildiğim kadar yakınlaşıyorum. Ekranda gördüğünüz gibi Photoshop piksel tabanlı olduğu için yakınlaşma anında çizimimizin de piksellerden oluştuğunu görüyoruz. Fakat Illustrator içerisinde ne kadar yakınlaşırsanız yakınlaşın herhangi bir pikselleşme görmezsiniz arkadaşlar. Bu nedenle logo ve ikon çizimlerini Illustrator içerisinde yapmak daha mantıklı. Photoshop içerisinde de logo ve ikon çizimleri yapabilirsiniz. Fakat bunları uzun vadeli farklı kullanımlarda kullanmak isterseniz sorunlar yaşayabilirsiniz. Tekrar da Illustrator içerisinde çizmeniz gerekebilir. Hatta böyle freelancer sitelerinde mutlaka görmüşsünüzdür. Logoyu vektörle çevirme diye mutlaka insanlar hem ilan açmıştır hem de müşteriler bunu sürekli istiyordur. Daha önceden çünkü genelde yeğene falan tasarlattırıldığı için Photoshop içerisinde muhakkak onun daha sonra bir vektörel versiyonunun oluşturulması gerekiyor çünkü baskıda kullanılacak vesaire. Şimdi de her iki programda da fotoğraf düzenlemeyi inceleyelim. İlk olarak Illustrator'daki fotoğraf düzenlemeye bakalım. Aynı fotoğrafı her iki programda da açtım. Şu şekilde ilk fotoğrafımızı seçiyoruz. Seçim yaptıktan sonra üst kısımdaki kontrol panelinde bazı değişiklikler olduğunu göreceksiniz. Burada yapabildiğimiz bazı fotoğraf düzenlemeleri var. Birinci olarak bir fotoğrafı bu şekilde croplayabiliyoruz. Şu şekilde kırpma işlemleri yapabiliyoruz. İkinci olarak da bir fotoğraf üzerinde maskeleme işlemleri yapabiliyoruz. O da bu şekilde. Kroplama işlemi yaptığınız zaman artık fotoğrafı geri alamazsınız. Fakat maskeleme işlemi yaptığınız zaman daha sonrasında yine düzenlemeler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Aradaki fark bu. Bunun dışında Illustrator içerisinde çok fazla bir fotoğraf düzenleme özelliği yok arkadaşlar. Ama yine Illustrator içerisinde üst kısımdaki menüden, daha doğrusu kontrol panelinden Edit in Photoshop dediğiniz zaman şu şekilde Illustrator içerisindeki fotoğrafın Photoshop içerisinde açıldığını göreceksiniz. Bu şekilde fotoğraf açıldıktan sonra mesela şu şekilde bir düzenleme yapalım. Basit bir, şöyle belirgin olması açısından sadece şuraya bir çizgi çizeyim. Ve CTRL-S yapıyorum Photoshop içerisinde. Illustrator'da bu şekilde bir uyarı gelecek. Buna yes diyoruz, yani güncelliği mi diye soruyor fotoğrafı. Evet dediğimiz zaman Illustrator içerisinde otomatik olarak fotoğrafımız değişmiş olacak. Bu nedenle Illustrator içerisindeki fotoğrafları da yine Photoshop içerisinde düzenleme işlemi yapıyoruz. Şimdi de Photoshop içerisinde bir fotoğrafı nasıl düzenleyebiliyoruz? Kısaca ona bakalım. Mesela cilt üzerinde bazı düzenlemeler yapmak istiyoruz. Üst kısımdaki filtreden Neural Filter seçeneğini seçiyorum. Ve buradan da Skin Smoothing seçeneğiyle birlikte şöyle blur'u da biraz arttıralım. Buradan da New Layer seçeneğini seçelim. OK dediğim zaman bu kadar hızlı bir sürede öncesi sonrası yaparak cildi bu şekilde temizleme işlemi yapabiliyoruz Photoshop'ta. Fakat bunu Illustrator içerisinde yapabilmek mümkün değil. Aynı zamanda fotoğraf üzerinde renk düzenlemeleri de yapabiliyoruz. Örnek olarak buradan Hue Saturation'dan farklı renk düzenlemeleri de bu şekilde yapabilmemiz mümkün arkadaşlar. Biraz brightness kontrast da verebiliriz bu şekilde. Aynı zamanda Photoshop içerisinde çeşitli dekupe işlemleri, arkaya farklı şeyler yerleştirme, arka planı değiştirme gibi birçok özelliği de
yine Photoshop içerisinde yapıp farklı kompozisyonlarda fotoğrafları kullanabilmemiz mümkün oluyor. Şimdi de bir tasarımcının her iki programı neden birlikte kullanması gerektiğini bir örnekle açıklayalım. Sağ kısımda Illustrator içerisinde tasarlanmış bir ambalaj tasarımı görüyorsunuz. Sol kısımda da yine aynı ambalaj tasarımının bir sosyal medya tasarımına dönüştürülmesini görüyorsunuz. Illustrator içerisine baktığımız zaman şurada boş bir bıçak izi görüyorsunuz arkadaşlar. Ambalaj tasarımlarına başlamadan önce bir bıçak izine ihtiyacımız oluyor. Çünkü doğru ölçüyle başlamak çok önemli. Daha sonrasında bunu baskıya hazırlarken de doğru bıçak izinde göndermek gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi 3 farklı çalışma var. Birincisi büyük kutu ve üst kısımdakiler de tüpler. Tabii ki burada ambalaj tasarımına çok sık değinmeyeceğim. Fakat şunu söyleyeceğim. Bir ambalaj tasarımı yapıyorsanız bunu mutlaka Illustrator içerisinde hazırlamanız gerekiyor. Eğer daha detaylı bir ambalaj tasarımı videosu isterseniz bunu da yorumlarda lütfen belirtin. Şimdi de Photoshop içerisine bakalım. Sağ kısımda Illustrator içerisinde tasarlanmış görsellerin burada bir sosyal medya görseline dönüşümünü görüyoruz. Hatta şuradan layer yapısını birazcık daha genişletelim. Layer panelini daha doğrusu. Şimdi buradaki zaten layer'lara baktığımız zaman, gruplara baktığımız zaman burada birçok katman yer alıyor. Mesela fotoğraf düzenlemesi var. Şurada bir modelimiz var şu şekilde. Mesela burada akıllı objeye dönüştürmüşüm. Burada arka planı temizlemişim. Bunları yapabilmemiz için Photoshop'a ihtiyacımız var. O yüzden de bir sosyal medya görselinin Photoshop içerisinde hazırlanması daha iyi olur. Illustrator içerisinde de hazırlanabilir fakat bu kadar büyük esnekliğimiz yok maalesef. Diğer katmanları da göstereyim. Mesela şurada arkada bitkiler görüyorsunuz. Bu bitkilerin hepsi ayrıca şöyle tek tek. Bunları farklı konumlara getirmek istersem eğer şu şekilde taşıyabiliyorum. Mesela bakın tasarımın içerisine yedirmişim tamamını dekupe etmeden. Ayrıca burada bizim mockup dediğimiz çalışmalar var. Örneğin bu şekilde bir kutumuz var. Şurada. Şöyle daha detaylı görecek olursak. Şuradaki akıllı objeye bir kere tıkladığım zaman bu şekilde aslında bir fotoğraf bu. Fotoğraf üzerine bir giydirme yapmışım burada. Belki de aşağıdan bambaşka bir şey çıkıyor. Evet, aynı ürünün aslında bir fotoğrafını çekip daha sonrasında görseli üzerinde tasarımlar yaparak Illustrator içerisinde tasarladığım görsellerle birlikte daha iyi hale bu şekilde getirmişim. O yüzden arkadaşlar her iki programı da makul seviyede bilmeniz, her iki programı da kullanmanız size bu türlü şeylerde çok büyük avantaj sağlayacaktır. Bir ambalajı Illustrator içerisinde tasarlayıp daha sonrasında bunun sosyal medya tasarımlarını Photoshop içerisinde oluşturabiliyorsunuz. Sıra geldi mockup konusunda her iki programı da incelemeye arkadaşlar. İlk öncelikle kısaca mockup nedir bundan bahsedelim. Örneğin bir logo tasarımı hazırladınız ve bu logo tasarımının tabela üzerinde, kartvizit üzerinde veya bir ambalaj üzerinde nasıl göründüğünü müşteriye göstermek istiyorsunuz. Ekranda da gördüğünüz gibi iki tane fotoğrafım var. Her iki programda da açtım fotoğrafı. Bir tabela üzerinde logo nasıl görünür bunu anlatmak istiyoruz mesela. Bunu hangi programda nasıl yapmalıyız? Şimdi onu göreceğiz. Şu şekilde benim logolarım var iki tane de. Şimdi bu logoları bu tabela üzerine en kolay şekilde nasıl hazırlarız? Veya bu tabelayı sürekli olarak farklı logolarda nasıl kullanırız? Bunu görelim. İlk olarak Illustrator'la başlayalım. Illustrator'a gelen yeni güncelleme ile birlikte artık Illustrator içerisinde de mockup yapabilmek oldukça basitleşti ve çeşitliliği de oldukça arttı. Örnek olarak şu logoyu şuraya kopyalayalım ve logoyla fotoğrafı birlikte seçelim. Daha sonrasında üst kısımda Window'a geliyoruz. Window'dan da buradan mockup bölümünü seçtiğimiz zaman bu şekilde bir panel gelecek arkadaşlar karşımıza. Bu panel karşımıza geldikten sonra burada çeşitli seçenekler görüyorsunuz. Buradan Your Mockups'ı seçip alt kısımdan da Create Mockup butonuna bir kere basıyoruz. Ve logonun tabela içerisine otomatik olarak bu şekilde yerleştiğini görüyorsunuz. Shift'e basarak buradan çeşitli düzenlemeler yine yapabiliyoruz. Şuradan biraz da rotate yaparsak yani bu şekilde bir mockup Illustrator içerisinde oluşturabiliyoruz. Fakat Illustrator içerisinde mockup çok yeni bir özellik olduğu için henüz gelişme aşamasında. Her görselde iyi çalışmayabiliyor. Mesela burada da perspektifle ilgili bazı sorunlar olduğunu da görebiliyoruz birlikte. Eğer istersem şu şekilde logoya çift tıklayıp yine böyle düzenlemeler yapıyorum ama hala perspektifle ilgili sorunlar olduğunu görüyoruz. Şimdi de aynı görseli Photoshop içerisinde oluşturmaya çalışalım. Photoshop içerisinde ilk olarak mockup'ımızı oluşturabilmek için bir tane dikdörtgen çizmeye ihtiyacımız var. Onun için araçlar panelinden Rectangle Tool'u alıyorum ve şuraya şu şekilde bir dikdörtgen çiziyorum. Daha sonrasında alanımın üzerine bu şekilde yerleştiriyorum. Oranının yeterli olduğunu düşündükten sonra Layer panelinden dikdörtgen üzerine hatta şuraya da çift tıklayıp logo yazalım. Sağ tıklayıp Convert to Smart Object yapıyorum. Ve alanıma uygun gelecek şekilde bu dikdörtgeni ayarlıyorum. Ctrl+T yapalım.
Buradan Scale seçelim. Ve şu şekilde alan içerisine yerleştiriyorum. Birazcık daha zoom yapalım. Mesela köşelerin tam oturmadığını göreceksiniz. Yine CTRL-T ve şu köşelerden CTRL'ye basılı tutarak köşeleri tam şuralara yerleştiriyorum. Çünkü logolar zaten buralara kadar denk gelmez. Bu şekilde işlemlerimizi yaptıktan sonra arkadaşlar, şuradaki Smart Object üzerinde yer alan ikona Shift tıklıyorum. Bu şekilde yeni bir çalışma sayfası açıldığını göreceksiniz. Buradan logomu yine Illustrator içerisinden CTRL-C ile kopyalayıp bu kısma CTRL-V ile yapıştırıyorum. Ardından şöyle Alt ve Shift ile birlikte genişletiyorum. Şu arka plandaki layer'ın gözünü kapatıyorum. Burayı görünmez hale getiriyorum. CTRL-S yaptığım zaman logonun otomatik olarak buraya yerleştiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Photoshop'taki adımların sayısı biraz daha fazla. Fakat bu dosyayı kaydedip uzun vadeli olarak sürekli olarak kullanabiliyorsunuz. Yani farklı logolarda da kullanmak istersek yine şu kısma çift tıklıyoruz. Şu diğer logoyu seçelim. CTRL-C, CTRL-V. Enter. İlk logoyu kapatalım. CTRL-S ile yine kaydedelim. Ve gördüğünüz gibi artık bu dosyayı farklı farklı logolarda birkaç tıklamayla birlikte yapabiliyoruz. Yani kısacası Photoshop hala mockup konusunda önde diyebilirim. Illustrator içerisinde bazı pratik görseller hazırlamamız mümkün. Fakat uzun vadeli düşündüğümüz zaman mockup konusunda Photoshop'u tercih etmeye devam edebiliriz. Evet arkadaşlar, seçenekleri bu şekilde onlarca artırabilmek mümkün. Eğer sizin merak ettiğiniz çalışmalar varsa bunları yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Ayrıca daha önceden Photoshop içerisinde neler yapılır, Illustrator içerisinde neler yapılır bunlarla ilgili videolar hazırlamıştım. Kartlar bölümünden bu videoları da izleyebilirsiniz. Ayrıca bu şekilde karşılaştırmamı istediğiniz programlar varsa bunları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Son olarak videoya abone olup beğenip bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.